Babadan kalık bir şeyler varsa belki olur. Ev fiyatları çok yüksek ama her şey yüksek. Şu saatten sonra hiç kimse ev alamaz. Gariban vatandaş nasıl alacak ki? Allah evi olmayanlara kurban olayım, yardım etsin. Artık ev almak hayal. Kayseri'de Temmuz ayında 3032 konut satıldı. Eviniz var mı? Konut fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Evimiz yok. Hiç de bir şey düşünmüyorum. Yine alma gücümüz yok. Düşünmüyoruz yani onun için. Fakirlikten alamıyor. Çalışıyorsun, emeğin karşılığını alamıyorsun. Emekliler perişan. Çalışıyorsun, aybaşı geldiğinde aldığın parayla evi geçindiremiyorsun. Yapacak başka bir şey yok yani. Alamıyoruz. Babadan kalık bir şeyler varsa belki olur. Ben gençler zor alır evleri bu şekilde. Çünkü başını almış gitmiş uçmuş yani. Bir ev 3 milyondan başlıyor. Biz de alamayız. Belki zengin olan babaları yardım eder, evlatları alır. Burası olur yani. Ben Develi'de oturuyorum. Evim var orada. Ev fiyatları çok yüksek ama her şey yüksek. Her şeyin fiyatı yüksek olunca. Bir de müteahhitler yükseltiyor. Bence müteahhitler ve emlakçılar çok yükseltiyor. Alsatçılar çok yükseltiyor. Bu yüzden çok yükseliyor ev fiyatları. Gariban da ev alamıyor, ev sahibi olamıyor. Kiralar da yükseliyor birbiriyle bağlantılı olarak. Bu şekilde. Yani memurlar alabilir aslında. Mesela çift maaşla çalışan memurlar alabilir. Ama emekli maalesef veyahut da orta gelirli tek çalışan memurlar mümkün gözükmüyor pek. Kiracıyım, vallahi TOKİ yapılmasını istiyoruz. Ev fiyatları, ben 15 milyara oturuyorum. Yazık, günah yani. Biraz düşüttürseler iyi olur. Bize geri 2 lira kalıyor. 2 lirayla ben ne diyeyim? Doğru değil mi? Ev TOKİ olmazsa vallahi alınmaz. Olursa böyle taksit taksit. Ya krediler düşecek anca öyle. Ve yoksa kaldık ya şeyci. Valla kiracı olarak kaldık diye düşünüyorum. Kira fiyatları valla çok pahalı ya. Bu konuda siz bir şeyler yapın da azıcık düşsünler yani. Yok, kirada oturuyorum ablam. Kira 10 bin lira ödüyorum. Pahalı bence. Ama şimdi ev satışlarında da patlamanın %80'i demir ve çimentonun pahalı olduğundan adam da ona göre rayiş fiyat koyuyor. Adamın da yapacağı bir şey yok. İş amele olmuş 2 bin lira. Usta olmuş 5 bin lira. Usta da bulamıyor. Bulamadığı zaman da başını alır gider. Şu saatten sonra hiç kimse ev alamaz. İllegal iş yapması lazım. Hani bana bir tane ev alacak. Adam 4 trilyon, 5 trilyon diyor ev. Ne iş yapacak? Asgari ücretten bir ev alamaz. Alan adam da illegal iş yapıyordur. Aşırı pahalı. İş yapan alır. Gariban vatandaş biraz zor alır tabii ki. Evler aşırı derece pahalı. Gariban vatandaş nasıl alacak ki? Çalışmayan bir insan, iş olmayan bir insan. İş olan insan alır yani. Vallahi evimiz var. Rabbim olmayanlara da nasip eylesin. Ya biz aldık zar zor. Ha, borcunu ödüyoruz. Krediyle aldık ama biz seçimlerden evvel başvurmuştum. O yönden şanslı olduk. Şimdi ev falan almak hikaye yani. Böyle söyleyeyim. Gençlerin çoğu kendileri anlaşıyorlar. Nasıl diyeyim, hani çalışan gençler genellikle. Artık evvelden işte kız çeyiz düzer. Erkek tarafı bir şeyler yapardı. Şimdi öyle değil. Şimdi gençler anlaşıyorlar. İkisi bir çalışıyor. Eşyalarını kendileri alıyorlar. Evlerini kendileri tutuyorlar. Tabii ileriye dönük de işte kimisi diyor arabamızı alalım, kimisi evimizi alalım diyor. Bence böylesi daha iyi yani. Yani şu an karılı kocalı çalışsınlar, yine de çok zor yani. Çok zor. Şu şartlarda yani 300 bin lira çekiyorsun, 1 milyon lira geri para ödüyorsun yani, ki mümkün değil yani. Allah evi olmayanlara kurban olayım, yardım etsin. Evimiz var ama ev fiyatları biraz pahalı geliyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Çok da hakim değil buranın fiyatlarına ama çok pahalı. Yani burada nasıl geçiniyorlar onu da ben anlamıyorum yani. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Ev almaları mümkün değil yani, böyle hele hele asgari ücretle geçinen insanlar, ben anlayamıyorum yani. Onun hesabını ben yapamıyorum. Çok yüksek fiyatları. Hiç iyi değil yani konuda. Satıldığında hiç sanmıyorum. Satıyor herkes. Ben de şeydeyim, yeşil yurt konutlarındayım. Çok pahalı. Yani ödüyoruz daha. Evimiz yok yani. Yani emekli bir insanın kira ödemesi bitti yani. Var, evim var. Şeyde, Beyazşehir'de. Ama ben zamanla aldıydım yani. 6-7 sene önce. Şu anda pahalı. Şimdi nasıl alacak bu askeri ücretini insanlar? O da var değil mi? Bir maaşına nasıl ev alacak? Allah yardımcılar olsun. Ben yurt dışından geldim de aldım. Burada olsaydım ben nasıl alaydım? Mesela bu çalışmayla alınır mıydı? Mesela yurt dışında sanat okulunu bitirdim, ben usta olarak çalıştım. Ha, usta olaraktan burada çalışanlar var, acaba alabiliyor mu? Mümkün değil.
Yani Allah yardım etsin. Öncelikle devletimize yardım etsin de ya. İnşallah alanlar da olur ya. Hayat pahalı. Kendi çocuğumu yurt dışına şimdi gönderdim. Meslek okulunda orada. Kendi çocuğumu mesela taksi şirketi var. Ben yardım etmeseydim o buradan alamıyordu mesela. Yok oradan da gelenler alamaz yani. Onların öyle dediğine bakma, kredi çekiyor, geliyor buraya, ondan sonra dağıtım yapıyor. İşin içinden de çıkamıyor. Çok pahalı. Evim var ama kiracılara çok pahalı. Gerçekten pahalı. Artık ev almak hayal. Ortalık aldı başını gidiyor. Evim var ama oğlum var. Onların evleri yok. Kirada oturuyorlar. Kiralar çok pahalı. Evler uçtu gitti. Kimse alamıyor, satamıyor. Ya, millet perişan durumda. Kira fiyatları zaten ev bulamıyorlar. Herkes bir yere koşuşturuyor. İstediğin septen ev bulamıyorsun. Oğlundan kızından ayrı düşüyorsun. İster istemez böyle. Artık köylere göç oldu. Köyler şehirden daha iyi.